yeniden merhaba. Ben Ecehan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Regent's Park'a geldik. Bu video Londra'daki parkları geziyorum videosunun ikinci bölümü olacak. Sonbaharda geldi, trench coatlarımızı da giydik. Şimdi Regent's Park'a dolaşacağız. Bu park da oldukça büyük bir park. Çok güzel bir gül bahçesi var. Aynı zamanda da Ekim ayına kadar bir sergi var. Heykel sergisi açık havada. Onları gezeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi de Regent's Park'taki sergiye geldik. Bayağı büyük, yaklaşık 25-30 tane falan heykel var sanıyorum ki. Bakalım neler göreceğiz. Regent's Park'ta gezerken eğer bir tatlı molası vermek istiyorsanız The Regent's Cafe'yi denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel tatlıları var gerçekten. Biz de bir soluklanmak için burada ufak bir şeyler atıştırdık. Şimdi de Victoria Park'a geldik. Victoria Park Doğu Londra'daki en büyük park ve Kraliçe Victoria zamanında yapılmış, buradaki yaşayan halkın talebi üzerine yapılmış bir park. Bu sebeple de ismi halk arasında People's Park olarak biliniyor. Bir ucu bu parkın 2012 olimpiyatlarının yapıldığı olimpiyat köyüne uzandığı için son zamanlarda da oldukça popüler oldu. Burası Model Boating Lake. Yani normalde bu küçük yüzdürülen gemileri insanlar gelip burada yüzdürebiliyor. Bugün sadece bir kişi var bunu yapan burada. Victoria Park'a gittiğinizde eğer yanınızda yiyecek bir şeyler yoksa Pavilion Cafe'ye uğrayabilirsiniz. Çok güzel atıştırmalık ürünleri var ve aynı zamanda da göl kenarında güzel manzara ile oturabilirsiniz.
de Bushy Park'tayız. Bushy Park, Hampton Court Sarayı'na oldukça yakın bir park. Buranın ne gibi bir özelliği var? Bence en önemli özelliği elini kolunu sallayarak dolaşan bir sürü geyik görebiliyor olmanız. Geyik görebilirsiniz boynuzlulardan, daha böyle ceylan gibi boynuzsuzlardan görebilirsiniz. Ve böyle sanki bir evcil hayvan gibi etrafta dolaşıyorlar. Kesinlikle zarar vermiyorlar. Yani en azından şu ana kadar ben her geçtiğimde bir zararını görmedim. Umarım görmem. Aynı zamanda burada Diana Fountain da var. Şimdi onu da göstereceğim size. Bushy Park'ın Hampton Court Sarayı tarafından olan girişine çok yakın Diana Fountain. Böyle bayağı kocaman. Bushy Park'ta en fazla rastlayacağımız şey tabii ki geyikler olacak. Hem boynuzlu hem de boynuzsuz birçoğu var ve hepsi açıkta geziyor. Artık herhalde arkadaş canlısı olmuşlar diye düşünüyorum. Oldukça yakın bir mesafede durabildiğime göre. Ve yine geyiklerden bir tanesi karşıdan karşıya geçiyor. Bütün arabalar yol veriyor. Dikkat ederseniz herkes biliyor çünkü burada geyiklerin olduğunu. Trafik durdu. Bugün bayağı kalabalık bir sürü. Her zaman bu kadar şanslı olamayabiliyorsunuz. Ve bir aile daha. Bu gördüğüm kaçıncı aile oldu acaba? Londra'da yüzülecek bir yer var mı? Bu sorunun cevabını birazdan açıklıyor olacağım. Şimdi Hampstead Park'ına geldik. Burası da yine çok büyük parklardan bir tanesi. Şehrin kuzeyinde kalıyor. Evet, şu anda tam olarak arkamda görmüş olduğunuz alanda yüzebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi dubalar falan da var. Hani o sınırı geçmemeniz için. Bu göl oldukça temiz. Ve ismi de Bathing Pond olarak geçiyor zaten. Daha eski dönemlerde burada yüzme müsabakaları bile yapılıyormuş. Hatta bir erkek bir de kadın için ayrı ayrı göl, bir de karışık olan bir göl varmış yüzmek için. Ama şimdi sadece bu Mixed Bathing Pond'u açık tutuyorlar. Gayet göle girmek için merdiven falan da var. Ve oldukça temiz. Ben buraya gelip yüzdüm yedim. Çok keyifli oluyor. Kapıda da yanlış hatırlamıyorsam böyle 2 pound gibi bir şey veriyorsunuz. Çünkü o da hani buranın bakımına falan gidiyor. Şimdi bunu her söylediğim arkadaşım bana inanmadığı için daha yakına gidip umarım o tabelaları kaldırmamışlardır. Size göstereceğim girişinde. Evet, normalde yüzmek için geldiğinizde buradan giriş yapıyorsunuz. Kapısı burası. Şu anda tabii ki kapalı. Ama içeride her türlü olanaklar da var. Yani hani işte tuvalet, üst değiştirme kabini, soyunma kabini vesaire gibi. Ve gerçekten çok eğlenceli oluyor. Yani eğer yazın Londra'ya gelirseniz ve hava çok sıcaksa ve şöyle bir işte yüzeyim, biraz kendime geleyim diyorsanız o zaman adresiniz Hampstead Park'ındaki Mixed Bathing Pond olacak. Buraya gelip 2 pound gibi bir ücret ödeyip bütün gün boyunca gölde yüzebiliyorsunuz. Gayet temiz. Şimdi bir sonraki durağımız Parliament Hill Viewpoint olacak. Buradan şehir manzarasını görebilirsiniz. Hadi gidelim. Parliament Hill'e geldik. Buradan karşımızda City var. Sol tarafta Canary Wharf var. Yine sağda Shard'ı görebilirsiniz. London Bridge tarafı. Stratford'daki Olimpiyat Stadı bile gözüküyor. Biraz daha sol taraftan ama. Evet.
Şimdi de Primrose Hill'e geldik. Primrose Hill'in manzarası gerçekten çok güzel. Ve burası özellikle piknik yapmak için çok güzel. Çünkü güzel bir manzara ve doğanın içinde ama aynı zamanda şehrin içinde piknik yapabiliyorsunuz. Şimdi size bu manzarayı da göstereceğim. Çıkıyoruz tepesine doğru. Ve böylece bir videonun daha sonuna geldik. Umarım Londra'daki parkların ikinci bölümünü de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.